Yolun, insanlar pek bir faydası olmayacağı aslında belli. Bunu ben demiyorum, şehir plancı hocalarım dedi. Fakat yani yaratıcı ekolojik yıkım çok korkunç. Çünkü burada sahip olduğumuz arazi belki de Ankara'daki, belki değil, kesinlikle Ankara şehir merkezindeki en önemli yeşil alan. Çünkü doğal kalabilmiş e ve yekpare olan yani bütünlüğü çok bozulmamış bir alan şehirle çevri e çevrili olsa da şu anda işte her yerinden yol geçirmeye çalışıyorum Ama ona rağmen Ankara Şehir Merkezi'ndeki son yekpare yeşil alan ve hem bölgesel olarak hem şehirde hem de e, küresel çapta önemli. Çünkü e, burada bizim e, kampüsümüzde nesli küresel ölçekte tehlike altında olan canlılar var. Ve e, 6 tane var bunlardan. Bildiğimiz kadarıyla. E, 249 tane kuş türümüz var. Türkiye'deki kuşlardan yarısından fazlası burada yaşıyor. Küçücük ot tüde. Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde işte 0.003'ü gibi bir şeyini oluşturuyoruz. Ama Türkiye'de kuşların yarısından fazlası burada görüyor bu küçük anda. Niye? Ee, demek ki burası özel yani. Bu çok basit bir şey. Ve bu türlerden 6 tanesinin nesli küresel ölçekte tehdit altında. Ee, kimisi göç etmek için buraya geliyor. Kimisi kışın geliyor. Kimisi e, üremek için geliyor. Ee, her mevsim burada küresel ölçekte önemli bir e, yaşam anıyla karşı karşıyayız. Bu yapılacak yol da ne yazık ki hem ihtiyaçların çok üzerinde bir çapta planlanmış. İşte sekiz şeritli bir yol düşünülüyor. Çok korkunç bir şey bu. Ve bunun yaratacağı etkinin küçük yollar için hesaplanmış şeylerde bile iki buçuk kilometreye yakın, 2.4 nokta kilometre yolun her iki yanına 2.4 nokta kilometre yolun bittiği noktadan bir etki alanı var. Bu etki alanı düşünürsek bu dediğim ekolojik etki alanı tabii ki. Yani birçok canlı gruba ekleniyor. Böceğinden tutun yarasasına, yarasasından tutun kuşuna, kuşundan tutun kurbağasına, kurbağasından tutun e, karasal memelisine kadar. Her şey, herkes etkileniyor. E, i̇nsan sağlığında da olumsuz etkiliyor bu arada. Bizim burada lojmanlarımız var, burada insanlar yaşıyor, bölümlerimiz var, ders yapıyoruz. Sürekli bir gürültü fonda. Biz onu fark etmiyoruz fakat o insana da zarar verebiliyor. Getiriciye... Etkiler dediğim gibi hem ekolojik hem insanlar için de çok kötü olacak oltu mensupları için. Kazançları tartışılacak kadar azken zararları çok büyük olan bir. Yol. Şimdi bu doğal alanların bizler için sağladığı hizmetler var. Biz bunlara ekosistem hizmetleri diyoruz. Ekosistem hizmetlerine bir fiyat etiketi takabiliyoruz biz aslında çok iğrenç bir şey tabii bu arada. Şimdi ben bunu derken de aslında kendi değiniyorum. Çünkü hem para merkezli hem insan merkezli tanım ama e, paranın dilinden anlayan e, yeşil deyince aklına dolar gelen insanlarla e, iletişim kurmamızı sağlamak için böyle bir şey yapmışız biz ekologlarda. Bu ODTÜ e, şeyi, e, Ottu kampüsü çok büyük. Ankara şehir merkezinin en büyük ekosistem hizmeti sağlayıcısı. Buradaki doğal yaşam en küçük böceğinden ağacına kadar, kuşuna kadar, tilkisine kadar. Iklim kontrolü, sel kontrolü, hava temizliği, su temizliği, aklınıza gelebilecek her şey, faydası olabilecek her şey. Haşere kontrolü, say say bitmez. Hastalık yayılmasını engelleme. Öyle bir şey sağlıyor ki OTTÜ kampüsü Ankara şehir merkezine kimse bugün'e kadar oturup aslında bunu fiyatlandırmamış ama fiyatlandırsak belki de milyonlarca lira, belki 10 milyonlarca lira, yüz milyonlarca lira. ODTÜ kampüsü sadece ODTÜ kampüsü olarak var olarak hem Ankara'ya hem Türkiye çapında yerli ekonomiye... yerli ve milli e ekonomiye şey onların sevdiği kelimeler çok büyük katkı sağlıyor aslında hiçbir şey yapmayarak ve daha da ötesi ne yapıyor biliyor musunuz bu ODTÜ kampüsü? ODTÜ kampüsündeki doğal yaşam dışarı taşıyor. Burada doğan e kuşlar, burada doğan canlılar etrafa yayılıyor. Burada tohumlar saçılmış bitkiler şehre yayılıyor buradaki çeşitlilik sürekli olarak şehri besliyor ve şehrin içindeki yeşil alanlarda en küçük parklarda bile Ottu'dan geldiğini düşündüğüm, Ottu'dan geldiğim bildiğim kuşlarla karşılaşıyorum. Çünkü öyle bir şey ki sürekli akan bir pınar gibi ve sürekli taşıyor bardak böyle dolup taşıyor ve etrafını da besliyor böyle bir şey. Yani e, kendi sınırlarının dışına çıkan çok büyük bir ekosistem hizmetleri var. Eğer Ankara Ottu'yu yani bu yol sonucunda burada yaşanacak şey bu ekosistem hizmetlerinin sekteye uğraması en basitinden ya yani şu anda yazın yanıyoruz. Şu anda benim klimam açık mesela ofiste. Cere cere yanıyoruz. Dışarısı 33 dereceyken yemin ediyorum. Buraya geliyorum. Arabayı park etmeden önce 29 dereceye düştüğünü görüyorum. Çok değil. Armada alışveriş merkezi var. Oradan buraya kadar 3-4 derece fark edebilirim. O düzen bir şey. Hani ben bir de bölümdeyim. Ormana gitseniz belki 2-3 derece daha düşecek. Hani ben yine beton ve asfaltın yanındayım. En basitinden. Sonra insanlar şey diyor işte ya çok sıcak, çok darlanıyorum. Ya işte bu seller niye oldu? Bu yağmurlar niye oldu? Birilerinin bunları anlatması gerekiyor. Beton ve asfalt su emmiyor. Beton ve asfalt ortalığı da serinletmiyor, soğutmuyor. Isıyı da soğurmuyor. Bitkiler ısıyı soğuruyor mesela. Bu, bu tür afetlerle daha çok karşılaşacağız. Ekosistem hizmetlerinin kalitesinde ve miktarında azalma olacak. Ankara kaybedecek ve Ankara çapında bakmayalım. Türkiye çapında da bakmayalım bu ülkenin vatandaşları olarak. Dünya çapında bakalım. Dünya da kaybedecek. Burada yaşanacak şey yani inanılmaz. Bölgesel önemi, şehir çapında önemi çok büyük. Küresel bir önemi bile var. Bilimsel açıdan çok yanlış ve benim aslında bilim insanı olarak görevim bu buna dil, bunu dile getirmekti ve ben her platformda e, Mansur Bey'in de kendisine, kurmaylarının da kendisine belediyeyi geçen gün ziyaret ettim. Tam gün orada görüştüğüm tüm belediye meclis üyelerine, e, imar dairesindeki başkanına kadar herkese de anlattım. Benim görevim bu. Ben bunu yaptım ve bunu ben söylemiyorum. Onlarca yazılmış makale var, yapılmış çalışma var. Iı, akranların kontrollerinden geçmiş, yayınlanmış gerçek resmi bilimsel makaleler. Bu ıı, doğa bilimi açısından. Başka bilimler açısından baktığımızda, ulaşım bilimi açısından baktı ıı, Erhan hocamız. Örneğin benim uzmanlık alanım değil ama oturdum dinledim kendisi çok güzel anlattı. O açıdan da yok. Ulaşım açısından, şehircilik açısından beş para etmiyor. Herhangi bir doğa bilimiyle iklim bilimleri dahil hiçbir şey yok. Hiçbir artısı olmayan bir şey. Yani bilimsel açıdan topyekün şey karşıyız. Yani herhangi bir bilim insanının bunu desteklemesi pek mümkün değil. Şimdi gelelim bu şeye. Şimdi ben burada da bir vatandaş, bir seçmen olarak konuşmak istiyorum. Çünkü ben de bir birey <laughs> bilim insanı olarak değil. Ee, bundan da bahsedeyim. Şimdi burada yaşadığımız şey şu. Ee, Melik Gökçek döneminde eski belediye zamanında bu yol inşası başladığında ortalık ayağa kalktı. Tüm muhalif kesim. Yani o, o zaman da ve şimdiki iktidarı desteklemeyen herkes oradaydı. Milletvekilleri sağı solu demeden, merkezi demeden, siyasi görüşlerinden bağımsız herkes oradaydı. Ama iktidar destekleyenler hariç. Herkes oraya gitti, herkes savundu fakat şimdi bizim yerel yönetimimiz değişti ve değiştiği zaman biz çok mutlu olmuştuk aslında ya. Ben şunu hatırlıyorum. CHP binasının önüne gidip kutlama yaptığımızda kafamda tek bir şey vardı. Allah'ım ben 5 yıl kafa dinleyeceğim. Bu yol inşaatı durdu, artık kafadayım. Çünkü bu olaylar onda ben raporlar yazıyorum, okul yönetimine veriyorum. 19 sayfalık rapor yazdım ya, yayınlasam yayınlarsın. Review makalesi, derleme makalesi olarak yayınlanacak derleme yaptım. Yolun zararına nasıl başa çıkabiliriz diye. Tabii ki okul yönetimi de iplemedi bunu çok ama. Ee, mutluydum, fakat öyle olmadığını gördük. Şimdi e, sözde muhalif, yani bizim oylarımızda gelen e, bu muhalif olması gereken yönetim, ne yazık ki bu mirasını alıp devam ettiriyor ve benim burada tüm e, muhalif, tüm e, Mansur Bey'e oy vermiş seçmene, partisinden, siyasi görüşünden bağımsız, herkese şöyle bir çağrım olacak. O zaman yanlıştı, şimdi niye doğru? Yine yanlış. Ne yazık ki bu yanlış devam ediyor ve biz oy veren insanlara biz her şeyi teslim ediyoruz sanki bırakıyoruz. Böyle bir şey yok. Mansur Bey yaptıysa yanlış yapmaz. Ya onu Mansur yapmamıştır, yol yapmamıştır. Fiyatları Mansur Bey yükseltmemiştir. Böyle bir şey yok. Hepsini yapabiliyorlar, görüyoruz. Bizim görevimiz seçmen olarak bunları izlemek, takip etmek ve yanlışa yanlış diyebilmek. Dediğim gibi öz babanız olsaydı bile Mansur Bey karşısına çıkıp diyebilmeliydiniz. Arkadaşım bu yaptığın yanlış. Biz de bunu diyoruz ve ben buradan e, tüm muhalif seçmenlere sesleniyorum. Bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak ve bir doğa de olarak şu anda bir yerel yönetici yanlış yapmak üzere. Bu yanlıştan dönmesi için biz de tepkimizi göstermeliyiz. Mansur Bey yaptıysa doğrudur, Melih Bey yaptıysa yanlıştır. Aynı şey olmaz. Her önümüze konanı yenmemesi lazım. Ben bu olayla ilk başladığında bir rapor hazırlamıştım. Ee, yolların, otoyolların doğal hayata zararı ile ilgili canlı grubu gözetmek sizin fark etmeden kelebeğinden tutun böceğine kadar şey örümceğine kadar örümceğinden tutun ve kuşuna kadar yarasasına kadar ne bulduysam tüm literatürü taramaya çalıştım. Çünkü yapabileceğim şey bu. Çok güzel bir rapor derledim. Yolların etkileriyle ilgili bunun neden olumsuz olduğuna dair. Otto alanında önemini yazdım. Daha sonra da bu raporun sonuna da bu yolun etkilerini azaltmak için ne yapılabilir? Madem hani yol yapılacak. O zaman yaptılar adamlar Melik Gökçek zamanı bu olduğunda. Madem öyle okul yönetimine teslim etmek için bir rapor yazdım. Yapılabilecek şeyler çok basit bir şekilde yolun etkileri azaltabilir. Yani madem yaptılar adamlar kaçınamıyoruz. Ee, nasıl kendimizi koruyabiliriz diye böyle bir rapor yapmıştım. Fakat bundan önce de tabii Oktay arasında biz ben kendim aslında biraz kuşlarla e, çalışıyorum. Daha çok kuşlar benim e, çalışma alanımı oluşturuyor. Kuşlarla ilgili zaten uzun süredir bu sene 7 senesi oldu. 7 senedir izleme yapıyoruz. Yedi senenin öncesinde de otlu kuş gözlem topluluğu veya biyoloji bölümündeki hocalarımızın yaptığı çalışmalar var. Çok iyi birikmiş bir kuş verimiz var aslında. 7 yıldır da düzenli yaptığımız çalışmalar var. Böyle bir elimizde bir izleme çalışmaları var. İzleme çalışmaları yapıyorduk. Bu yol üzerinde özel raporlar yazdık. Ve bu sene ilk defa, etence oturduğunu düşündük çünkü artık oradaki yaşam alanının. Bu sene ilk defa yolu çok etraflıca şey yaptık, çalıştık. Yoldaki kuşları baktık aslında. Yolun en başından en sonuna kadar en sonuna kadar yürüdük. Gördüğümüz tüm kuşları şey yaptık, üreme döneminde yaptık Bunu kışın değil. Orada bulduğumuz kuşların otunun başka hiçbir yerinde olmadığını gördük. Otu'da tükendiğini düşündüğümüz, dağ taş aradığımız 3 tane kuş sadece orada görülüyor şu anda. Dağ taş aradığımız, hatta 4 oldu yani çok şeyi. Çünkü otu'da ağaçlandırmaya bağlı çok ciddi bir bozkır kaybı var. Bozkırlık alanda yaşayan bazı kuşlarımız artık kaybetmeye başladı. O da kötü yani. Çok fazla ağaçlandırma da ekolojik açıdan çok kötü. Ve otuzda çok fazla kayalık alanımız yok. Orada açılan alanda oluşturduğu doğal yaşam alanları, yerden çıkan pınarlar, küçük göletler, kayalıklar öyle güzel yaşam alanları oluşturmuş ki oraya yeni yeni hayvanlar yerleşmiş. Ve hani ben e, tek bir gözle baktım bu kuş gözüyle emin olun e, yanıma başka e, canlı grupların çalışan hocalar gelse onlar da çok e, enteresan şeyler rapor ederdi. Ottu için çok özel bir alan haline gelmiş. Bir de orada öyle bir çalışma yaptık ve bunları gördük. Yani yolun Ottu içinde de çok büyük önemi sahip olduğunu gördük. Özellikle o bölgenin. Şu anda açılan bölge rehabilite edilmesine gerek bile yok. Öyle bıraksak yeter. Şu anda oradaki ağaçlar siz de gittiniz gördünüz Yusra Hocam. Benim boyumu geçmiş kavaklar var orada. Kokar ağaçlar benim boyumu geçmiş. Daha şimdiden. E, kokar ağaç istilacı ağaç tabii ama hani e Demek istediğim o doğa hemen biz ona birazcık zaman ve süre verirsek hemen oraya geri alır anında. Hemen gelmiş yerleşmiş kuşlara çabuk yerleşebilenlerden çünkü onlar kanatlı canlılar oldukça çabuk dağılabiliyorlar. Hareket kabiliyetleri yüksek. Muhteşem bir alan oluşmuş ve e, bu yoldaki o izlemede de biz bunu gördük ve şöyle bir karara vardık. Yani benim açımdan en azından kuş açısından... Biz o yola e, yolun sonuna geldiğimizde dedik ki ya aslında buraya bunlar bu kayalıkları ortaya çıkartarak buraya şey yaparak bu dereleri istemeden açarak belki bir e, çeşitlilik yaratmış olabilir bu yolda dedik. Çünkü buna benzer bir kayalık yaşam alanı yok şu anda Ottu'nun başka yerinde ve öyle bırakılması gerekiyor. Şu anda belediyenin yapması gereken şey dolayısıyla derhal oradaki tüm işlemlerini sonlandırıp dışarıdaki çitlerin hepsini onarıp orayı da öyle bırakması gerekiyor. Tılını pırıltını toplayıp gitmesi gerekiyor.